göreceğiz bu inşallah. Benim bunayı düşünsün. Dünyada ben onu bir yazan okudum. Allah korusun. Tamam mı? Her perşembe akşamı okudum. Şöyle sola geçelim mi? Aşa aşa aşam aşa. Benim çok mağrur var. Padişan. Aklına şu gariplere yoldaş olan. Değerli arkadaşlarım, tabii ki Dodurga, Çankırı, Orta, bizim can ciğer, bütün arkadaşlarımızla birlikte hizmet noktasında her gün dertlerimiz, şehirlerimiz. Çankırı genelinde çok önemli yatırımlarımız var. Son 20 yıldır 6 milyar liranın üzerinde Çankırı'ya sadece Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak yatırımlar yaptık. Tabii ki yeterli değil. Tabii ki üretim artıyor, hareketlilik artıyor, sonuçta ihtiyaçlar da artıyor. Sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz. Biz Çankırı'ya, Orta'ya yakın zamanda gelmiştik. Buranın sorunlarını biliyoruz. Buranın taleplerini biliyoruz. En önemli beklentiniz Çerkeş, Orta, Şabanözü, Çubuk yolu. Şabanözü Çubuk yoluna başladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Orta Şabanözü yolunun da ihalesini bu ay yapıyoruz. Temmuz'da da hep birlikte temelini atıyoruz. Ne yapsak sizler için hazır arkadaşlar. Bunlar bitecek, yenisini yapacağız, devamını yapacağız. Yol yapmak bizim işimiz, köprü yapmak bizim işimiz, tünel yapmak bizim işimiz. 2016 yılında nasıl Ilgaz tünelini açmışsak, geçen yıl nasıl Çerkeş tünelini açmışsak, diğerlerini de birebir yapıp sizlerin hizmetine, Çankırılıların, Ortalı vatandaşlarımızın ve Dodurgalıların hizmetine hep birlikte sunacağız. Değerli arkadaşlarım, malumlarınız birileri masaların etrafında oturuyorlar, kalkıyorlar, oturuyorlar, kalkıyorlar. Yine oturacaklarmış. Bu masalardan bir şey çıkmaz. Bu masalarda milletin derdi yok. Bu masalarda sadece kendi ikballeri, kendi gelecekleri var. O yüzden derdi vatanına, milletine hizmet olmayanlardan hiçbir beklenti olmaz, hiçbir iş olmaz. Tabii sadece masanın etrafı değil, masanın altında da birileri var. Zamanı gelince onlar da oradan çıkacaklar. O yüzden milletin de, vatandaşın da bunlardan bir beklediği yok. Varsa da yoksa da bu ülkeye eğer yapılacak bir şey varsa onu yapacak olan da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti hükümetleridir. Hayırlı, uğurlu olsun, kazanın mübarek olsun. Sayın Bakanımıza hitaplarından dolayı çok teşekkür ederim. Sizlere sevgi ve saygılarını gönderdiler. İşte 2023'ün 3 Temmuz'u.